Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Ben nasıl olayım? İşte biraz bir biliyorsunuz enjektör problemim oldu. Ondan dolayı biraz canım sıkıldı yani işin aslı. Hem canım sıkıldı hem biraz bütçem sıkıldı. Ama tabii bunun sebepleriyle ilgili bahsetmek istiyordum bugünkü videomda. Çünkü bayağı sorular geldi bu enjektör maliyeti ne kadara mal oldu? İşte neden böyle bir şeye gereksinim duydun gibisinden. Öncelikli olarak şuradan başlayayım. Bu konudan ders aldığım nokta, ben pimpirikli bir kullanıcıyım. Çok pimpiriklenmeyeceksiniz arkadaşlar arabanızı sürdüğünüz zaman. Yani bir sürü elektronik donanım var. Bunlar arıza vermediği sürece ya da arıza ışığı yakmadığı sürece arabanızı periyodik bakımlar dışında elletmemeniz gerektiğini öğrendim ben şahsi düşüncem olarak. Tabii bu herkesin kendi fikri ama bana bu güzel bir ders oldu. Güzel, hem güzel bir ders oldu hem çok maliyetli bir ders oldu. Öncelikli olarak neden enjektör değişimi yaptık? Gerçi amacım enjektör değişimi yapmak değildi. Amacım, yani benim bu enjektör işine girmemdeki sebep neydi? Araba ilk çalıştırdığım zaman rölantide yaklaşık bir 5-10 dakika, 5-10 saniye hafif böyle sallama yapıyordu. Bu arada sunroof'u da kapatalım, rüzgar gelecek. 5-10 saniye bir sallama yapıyordu araba. Ondan sonra düzeliyordu ama. Ne yaptık işte, pimpirikli olunca gittim ustaya. İnternetten de araştırdım. Ustaya da gittim. Dedi ki enjektörleri temizlememiz lazım. Bunun başka yolu yok mu? Önce bir şey yapalım. Enjektör temizleyici atalım. Tamam. Enjektör temizleyici attım. Ama tabii onun da bir püf noktası varmış. Onun da tabii insan başına geldikçe öğreniyor. Enjektör temizleyicideki püf nokta, enjektör temizleyici mesela yarım depoyken atıyorsunuz. Attıktan sonra arabayı yüksek devirde biraz uzun yolda kullanıyorsunuz. Buradaki amaç ne? Yüksek ısıda bu enjektör temizleyici etki ederek enjektördeki kurumları çözmesi. Tabii ben bunu bilmiyordum. Ne yaptım? Şehir içinde koydum enjektör temizleyiciyi, Würth'ün enjektör temizleyicisini. Bir de hepsi buradan bir marka almıştım, Amerikan markası. Ayrı ayrı koydum. Mesela 2000 kilometre birini kullandım, 2000 kilometre birini kullandım ama tabii faydası olmadı. Neden? Ben normal şehir içinde böyle gayet sakin bir şekilde sürüyorum arabayı. Ya da hani zorlasam bile, devri yükselsem bile anlık böyle 5-10 saniyelik yükseliyor. Ondan sonra normal tekrar devrine dönüyor araba. O yüzden bir faydası olmadığını düşünüyorum işin aslı. Sonra ne yaptım? Ustaya gittim. Usta geçmedi bu. Tamam, enjektörleri bir söküp temizleyelim dedi. Tamam dedik ama şöyle bir uyarı da yaptı tabii başta. Enjektörler sökülmeyebilir dedi. Sökülmezse işte biraz uğraşırız dedi. Ben tabii pek anladığım yok bu işlerden. Tamam dedim. Şimdi gittim, arabayı bıraktım ben. Hastanede kendim sağlık memuruyum. Biliyorsunuz bu korona davasından dolayı yoğun çalışıyoruz. İşte gittim, arabayı bıraktım. Sabah bıraktım. İşte biraz tez canlıyım. Sürekli ustaya mesajlar çekiyorum. İşte usta nasıl oldu, ne yaptı? Arada fotoğraf atıyor işte. Birinci, ikinci enjektör sökülmüş. Onların resmini attı. Üçüncü enjektör sökülmedi. İşte kaporta kısmını sökeceğiz. Yani kaputu kaldıracağız. Tamam, kaputu kaldırdı. Sonra işte işler yoğun olunca böyle akşamüstü ben arabayı alacağım umuduylayım hala. Akşamüstüne arabam biter umudundayım. Ne oldu? Akşamüstü ne doğru saat böyle 2-2.30 arası ben tekrar mesaj attım. Ustam ne oldu? Bizim araba diye hazır mı, hani çıkışta gelip alacağım diye. Usta bir video gönderdi. Videoyu da attım gerçi YouTube'a. Kaporta yok. Zaten onu söylemişti ama motor kısmının üstüne çıkmış. Enjektörü böyle asılıyor. Çektirme yoluyla çıkaracak. Allah'ım, onu görünce dedim eyvah dedim, bize kayıyor herhalde yavaştan. İşte sonra aradım telefonla, ne oldu usta? Abi üçüncü enjektör işte sıkışmış. Onu çıkarmaya çalışıyoruz. Ne olacak benim araba? Abi sen arabayı unut dedi zaten bir kere. Bugün alamazsın arabayı. Tamam dedik. Ertesi gün oldu. Sabah tabi nasıl oldu bir de bana sorun sabah. Ben yani sürekli arabayla dolaşmaya alışık biri olarak. Sabah oldu, ustayı aradım. Saat, yani sabah oldu dedim, mesaiye gittim. Saat 11 gibi aradım yani çok sıkıştırmayayım diye. Usta ne oldu?
abi senin üst kapağı sökeceğiz. Ne dedim? Üst kapağı sökeceğiz. Niye? Enjektörü çıkarırken dedi, ucu kırıldı, oraya kaynama yapmış dedi. Kaynama yapınca enjektör kırıldı, üst kapağı sökeceğiz. İşte tornacıya gidecek, oradan reklefeciye gidecek falan filan. Dedim usta benimle dalga mı geçiyorsun? Hani aramızdaki muhabbet var, dalga mı geçiyorsun? Ben de dedim ya. Şaka yapıyorsun herhalde bana. Dedim, yok abi dedi, bir de fotoğrafını attı tekrar. Durumun fotoğrafı geldi, üst kapak sökülmüş. İşte o eksantrik milimidir, pek anlamıyorum yani detaylı terimlerden. Onlar sökülmüş, motor kapağının gözüküyor işte iç kısmı. Eyvah dedim, ne olacak? Abi dedi, önce şeyi sordum, hani sağlam enjektörler vardı. İlk ikisi sağlamdı, iki tane dedim, çıkma bulup yapsak dedim, olmaz mı? Abi dedi, hani araba ayar tutmaz dedi, biz pimpirikli kullanacağız ya. Tamam dedim, ayar tutmaz mı? O zaman yenisini alalım. Neler alınacak dedim, sen bana bir masraf çıkar. Tabii bu arada psikolojim tam bozuldu ya. İnternette hani gruplara da girip yazdım, ne kadar tutar bu maliyetler diye, çünkü liste gelmişti. Eyvah dedim, biri diyor 10 bin, biri diyor 15 bin. Allah dedim, zaten memur maaşıyla aldığımız para da belli. Eyvah dedim, biz herhalde peynir ekmek yemeye devam edeceğiz bu arabaya bu masrafı yaptıktan sonra. İşte ne değişecek olanlar nelerdi? Enjektörler, işte emme manifold contası, silindir kapak contası, işte egzoz contası mı? 4 tane conta, kızdırma bujisi ve enjektörler. E tamam dedim, artık affedersiniz şeyimize girdi, şemsiye yapacak bir şey yok. Ne kadar orada bir öğren dedim. Ben Fethiye'deyim. Burada Fethiye'de yetkili servisin servis ağı verdiği bir bayi var. Yani tamirci abimiz var. Onunla da tanışmak nasip olmuştu daha önceden de. Niye oraya gitmediniz dersen önce oradan gireyim. Bana pahalı geldi fiyatları. O yüzden gitmedim. Şimdi oradan fiyat almış bizim usta. Ne kadar? Sadece enjektörler 6800 lira. Contalar 700 lira. Şeyler ne o? Kızdırma bujiler de 400 lira. Tamam mı? Tamam abi dedi. Alayım mı? Yok dedim. Sen bir bekle. Ben bir araştırma yapayım. Sağ olsun bu arabayı aldığım, Denizli'den aldığım usta vardı. Tuncerhan Otomotiv'di. Daha önce yetkili servismiş Denizli'de. Ve ilk sahibinden aldım ben bu arabayı. Bu arabada devamlı sıfır oradan almış sahibi. Arabayı da oraya götürüyormuş. Ben de almadan önce gittim. Zaten eksperini orada yapmıştık arabanın. Orada Ömer Usta var. Ömer Usta'yı aradım. Ustam dedim, böyle böyle bana dedim şemsiye girdi. Ya abi dedi, keşke dedi yanıma gelseydin dedi. Bunun hani bir sökümünde kolay bir işlem varmış. Bir şeyler sıkıyorlarmış dibine. Dedim benim usta da sıktı dibine bir şeyler. Sonra dedi ısıtıyoruz bir şekilde, biz onu çıkartıyoruz dedi. Hani bu kadar şeyle olmazdı ama yapacak bir şey yok artık dedi. Seninki bu duruma geldiyse. Buyur abi dedi. Ben dedim bana enjektör lazım, conta lazım, bir de kızdırma bujiler lazım. Bana bir öğrenir misin dedim. Fiyatları orijinal parçalarla bu arada arkadaşlar. Hani öyle ucuzuna kaçayım, işte şey yapayım faslı yok. Ucuzuna kaçsak yan sanayi birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite gidiyor işte. Fiyatları da ona göre az az değişiyor. Yani yapmışken bu işi adam gibi yapalım dedik artık. Enjektörlerin Delfin'in enjektörleri var. Bir de yabancı enjektörler var. Zaten yabancı enjektörlerin tanesi 3000 lira. Onu şey yaptık. 3000 lira. Tanesi 3000 lira. Delfin enjektörleri de işte bu araştırmayı yaparken şunu öğrendim tabii. Kim neye tutturabilirse internet üzerinde. Ben işte ustamı aradım. Ustaya güvendiğim için zaten. Ustam dedi 5500 lira 4 tane Delfi enjektör 5500 lira. Contalarla kızdırma bujilerini de abi dedi sana 700 liraya göndereyim. Başka bir şey lazım olursa dedi gene ararsın. Tabii bu fiyatları duyunca buradaki servis sadece enjektörler işlere 6800 lira mı demişti. Yani o civarlarda bir rakam dedi. Ben Denizli'deki ustamdan bunların hepsine yaklaşık o parayı aldım. Şimdi neden bu kadar ince eliyorsunuz derseniz, kimse parayı kolay kazanmıyor. Para kolay kazanılmadığı için de harcaması kolay olmuyor arkadaşlar. Yani 1 lira 1 lira. Kimse düşünün, bakkala gittiğinizde 1 liranız yoksa size ekmek vermiyor bakkal. O yüzden ben gerçekten çok araştırdım. Ve ustaya da güvendim. Güvendiğim için de ondan aldım.
Sonra parçalar geldi işte, kaç günde geldi? Denizli'den gönderdi usta bana parçaları. Ertesi gün geldi. Öğlen konuşmuştuk. Ertesi gün akşam üstüne doğru elime parçalar geldi. Daha sonra bizim işte ustaya götürdüm parçaları. Bu arada usta da silindir üst kapağı rektefeciye götürmüş. İşte ilk tornacıya gitmiş. Pardon. İlk tornacıya gitmiş. Tornacı da işte şeyi çıkartmışlar. Enjektörleri. Daha sonra rektefeciye gidiyor. Rektefeciden de orada işte artık ne yapıyorlarsa, ayar mı yapıyorlar, ne yapıyorlarsa onları yapıyor. Ustamın oraya geliyor. Ustaya malzemeleri götürdüm. Yani malzemeleri de taktı. Bu işlem yaklaşık 5 gün sürdü arkadaşlar. 6 gün sürdü. 2 gün çünkü araya hafta sonu sokağa çıkma yasağı girdi. 6 gün sürdü. 6 gün sonunda ben arabayı aldım. Aldım. İşçilik ne kadar verdiniz diyorsunuz tabi. İşçiliğe de 1800 lira para verdim. Yani bunun içinde ustamın sökmesi, takması işte üst kapağı. Tornacıya verilen para, rektefeciye verilen para. İşte bu enjektörlerin dibine bakırlı mı? Bir gres gibi bir şey sıkılıyormuş. Daha sonra kolay çıkması için, yine aynı problemle karşılaşmamam için. Öyle bir şey sıkılmıştı. O kullanılan malzemeler ıvırı zıvırı. Toplamda 1800 lira para verdim. 6200 lira da enjektörlerle contalara vermiştim. Bana 8000 lira cık bir haşırtlı blackboard oldu. Ama tabii parayı verdik. Bir şekilde kredi çek, yani kredi kartından taksit çektirdim, şey yaptım. Fark oldu mu derseniz, acayip bir fark oldu arabada. Kalkışlarda şu anda araba fırlıyor. Çok belirgin fark var. Kalkışlar güzel, gidiş güzel. Tabii daha kaç kilometre oldu arabayı alalı? 50 kilometre falan yaptım yaklaşık, ama ilk hemen fark ettiğim değişimler bunlardı. Arabanın kalkışı hızlanmış, gidişi rahatlamış. Tabii o kadar masrafı kendime de yapsam ben de gencecik görünümlü olurum. Şu anda yaşım 42. Yani 8-10 milyar kendime harcasam şöyle filinta görünümlü olurum. Arabada gayet güzel olmuş. Yaptığım masrafa değdi mi? Tabii çok, yani çok para. 8000 lira. Hele bu zamanda, bu kriz, yani nasıl diyeyim, kriz demeyeyim de geçimin zor olduğu dönemde 8000 lira çok para arkadaşlar ya. Yani o yüzden gene bu hikayeden çıkaracağım, yani benim çıkardığım önerim ne? Siz olun. Benim gibi çok pimpirikli olmayın. Eğer arabanızda çekiş kaybı, yakışta artış ya da işte duman atması, ıvırı zıvırı yoksa ufak ayrıntılara takılmayın arkadaşlar. Yani bir enjektör deyip geçin yani, geçin. İşte geçmezseniz benim gibi giriyor. O yüzden fazla takılmayın. Araba bastığınızda gidiyorsa, yakışında, çekişinde sıkıntı yoksa hiç elletmeyin arabanızı. Periyodik bakımlar dışında. Ya periyodik bakımları da ben şunu öneriyorum size. Gerçekten şeye gitmeyin ya. Böyle ucuz malzeme kullanmayın arabalarda. Normal, yani şöyle bir kıyaslama yapalım. Mesela ne 10-40 API sınıflandırmasında bir yağ mı kullanacaksınız? Bunu araştırın. Araştırın. En uygun marka, en uygun fiyat neredeyse alın, götürün ustanızda değiştirin gerekiyorsa. Ama ustaya götürüp de usta bunun yağını suyunu değiştir, işte ucuz yağ kullan falan filan demeyin arkadaşlar. Çünkü arabalarımız, yani şahsen benim kendim için arabam değerli. Yani şu anda biriktirdiğim bütün parayı yatırdığım yer araba. Kredi borcu hala devam ediyor ve biriktirdiğim parayı yatırdığım yer araba. Yatırımım araba. O yüzden dikkat etmem gerekiyor. Yani bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Yine sorularınız, sormak istedikleriniz olursa alta yorumlara yazarsınız. Tekrar görüşmek üzere.